Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanal İzmir TV'den hepinize merhaba. Güzel bir gün diliyorum. Ümran'la Yaşam Sanatı programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok mutluyum. Teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgiye. Programa gerçekten çok güzel yorumlarda bulundunuz. Hepinize katkı olsun inşallah. Çok mutlu oldum programın beğenilmesinden dolayı. İnşallah daha sonraki programlarımızda da yine çok güzel konular ve konuklarla birlikte olacağız. Öncelikle bu programın adı neden Yaşam Sanatı oldu? Ümran'la Yaşam Sanatı oldu. Çünkü ben Yaşam Sanatı diye bir kitap çevirdim. O kitabı göstermek istiyorum. Bob Proctor ve Sandra Gallagher ortağı. Amerika'nın duayenlerinden, Kitap Sola yayınlarından çıktı. Kitabı ben çevirdim. Okumanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir kitap. İçerisinde düşünce gücü, imgelemeler ve özellikle parayla ilgili şeyler var. Size çok katkıda bulunacağını düşündüğüm bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, bugünkü konuğum Gökhan Şekar. Kendisi kişisel gelişim uzmanı, NLP uzmanı ve enerji terapisti. Ve Manisa'dan geldi stüdyomuza. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsın? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok sağ olun. Bize kendini tanıtır mısın biraz? Manisa, 1980 doğumluyum. Kişisel gelişim uzmanıyım, enerji terapistiyim. Bu alanda çalışmalar yapıyorum. Kısaca böyle. Peki bu işe nasıl başladın? Evet. Ya bu işe nasıl başladım? Hani burada güzel bir soru bu. Burada ben kendimdeki o sıkıntıları fark ettim ilk önce. Hani burada bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bunu ben kendim fark ettim. Dolayısıyla bunların değişmesi gerekiyordu. Bu süreç bu şekilde başladı. Peki değişti mi? Yani hani hemen değişmiyor tabii ki. Yani hemen değişmiyor. Bunun altında neler var mesela? Hani o sıkıntıyı fark ettiğimde ben bir yoğun bir araştırma içerisine girdim. Yani hani bir sene kütüphaneden çıkmadım. Hani kitaplar okudum. Tabii bir sürü bu konularla ya da hani farklı konularla ilgili kitaplar okudum. Yani hani kitapla da oluyor mu? Hani olmuyor. Evet, kitap okumak evet güzel bir şey ama işe yarıyor mu? Evet. Yani sadece kitap okumakla yetinmemiz gerekiyor mu? Ya şimdi kitap hani tek başına evet hani çok farklı kitaplar var. Çok harika, harikulade kitaplar var. Yani bunlardan aldığımız bilgileri inkar edemeyiz hiçbir şekilde. Dolayısıyla buradan çok güzel bilgiler öğreniyoruz kitaplardan. Ancak hani bizim istediğimiz şeyi vermiyor. O tam istediğimiz o hani o şeyi gidermiyor. O nasıl diyeyim? Aslında herkes yaşıyordur bu o sıkıntının ne olduğunu. Herkes bir şeyler okuyor, bir şeyler araştırıyor ama hani orada bir şey var. O çok hassas yani bir nüans var. Yani değişim dönüşüm oluyor mu? Kesinlikle. O kitapları okuduğumuz zaman değişim dönüşüm oluyor mu? Ya olmuyor. Yani hani bir yere kadar oluyor. Evet. Bir yere kadar oluyor. Ancak hani onun ötesine geçemiyorsunuz. Çünkü hani kitaplarda sonuçta bir insanın bakış açısıyla yazılıyor. Yani hani bir yazarın dünyasının deneyimlediği, kendi deneyimlediği. Oysa yani herkesin farklı bir realitesi var. Evet, yani hani oradan o bilgileri alabilir miyiz, kullanabilir miyiz? Kullanabilecek bilgiler var mı bu kitapların içerisinde? Elbette ki var. Ancak hani tek başına da kitap maalesef... Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Kitap dışında, kitap okumak dışında insanlar kendilerini geliştirmek için ne yapmalı? Harika. Şimdi benim hani şahsen benim kendim bu yol hani bu süreç içerisinde genelde de aslında da hani böyle de oluyor. Bu kitapları okuyorsunuz ancak hani bir yere kadar geliyorsunuz. Bir yerden sonra hani ne yazara soru sorabiliyorsunuz ya da hani bir şekilde yani, siz tek başınasınız. Hani siz tek yani hayatta da tek başınasınız aslında. Tamam belki destekleriniz olabilir ama yaşamın içerisinde de tek başınasınız. Dolayısıyla ben ne yaptım? Hani ben kendimle ben kendim şunu yaptım. Bu kitapları hani şey olduktan sonra hani kitapların içerisinde hep NLP diye geçiyordu. Hani nedir bu NLP yani? Tamam. NLP nedir? Bu hani hep bu işte söyleniyor. Bu kitaplarda geçiyor. Dolayısıyla hani dedim ki hani bir araştırayım bunu. Bu NLP bir sistem. Biliyorsun hani bu tarz eğitimler genelde hep Amerika'dan çıkıyor. Dolayısıyla bu NLP eğitimlerini aldım. Yani nedir NLP? Başarılı olmuş olan insanların hani yaptıklarını hani temel kısaca geçeyim yani NLP'nin tanımı o. Başarılı olan insanları araştırmışlar. Hani 10.000 biyografi var burada. Dolayısıyla
bu insanların ortak davranışlarını bulmuşlar. Evet. Bu ortak linguistik programming yani İngilizce açılımı bu. Yani sinir dili programlama ya da kısacası beyne format atmak diyebiliriz. Diyebiliriz. Ama evet, sadece ben de NLP eğitimleri aldım. Ama biraz daha mesela ne tarz çalışmalar yapılıyor NLP'de? Neye yönelik çalışmalar yapılıyor? Evet. Ya burada aslında hani zihin dili programlaması hani Türkçe'ye çevrilince öyle çevriliyor ya. Zihin dili programlaması. Yani hani başarılı olmuş olan insanlar neler yapmışlar? Evet, bunları mesela hani ortak bir davranışları var. Dolayısıyla hani mesela hedeflerini yazmışlar, hayal kurmuşlar vesaire işte hani okumuşlar, araştırmışlar. Yani bir onlarda hep böyle bir şey var. Evet. Dolayısıyla hani bunları sistematik hale getirmişler bu NLP ile. NLP'de zaten birçok teknik var. Aynen, evet. Aynen. İşte Walt Disney tekniği var, işte fobi hızlı fobi tekniği var vesaire. Evet. Ancak hani yetiyor mu? Evet. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Genelde NLP eğitimlerini alanlar daha sonraki eğitimlere de devam ediyorlar. Ha, kötü mü? Hayır değil. Yani hani burada bir farkındalık var. Yani hani eğitimin hiçbir şekilde kötüsü yok. Hani tabii, biz tabii. Dün eğitim konuşmuştuk, her zaman, hatırlıyorsun. Her zaman eğitim insanlara katkı. Yani mutlaka bir seminer, herhangi bir konuda bir seminer olsun, bir eğitim olsun. Ben hiçbir eğitimi kaçırmak istemiyorum. Hep eğitimlere gitmek istiyorum. Doymuyorum. Hmm. Hatta bana da söylüyorlar, soruyorlar niye bu kadar çok eğitim alıyorsun? Eğitimlerde ne oluyor? Bizim alanımız açılıyor aslında. Evet. Ya otomatik olarak tabii ki yani hani ben hani NLP'den devam edeyim. Hani bu NLP benim o şeyden başlamıştı ya. Hani ben nasıl başladım? Evet, evet. Dolayısıyla yani insanlar da genelde bunları merak ediyorlar. Yani benim bu NLP ile başladı. Dolayısıyla hani ben NLP bir yere kadar hani bu insanlar başarılı olmuş olan insanlar şey yapıyorlar, bazı şeyler yapıyorlar ama hani tamam onları yapıyorsunuz oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Yani neden olmuyor? Çünkü burada tamam hani NLP'yi ben burada kötülemiyorum. Hani burada öyle bir şey algılanmasın. Yani evet, hani kesinlikle. Hiçbir eğitimi yani, ben kötülemem. Asla. NLP zaten çok güzel bir teknik. Aynen. Zaman çizgisi özellikle. Yani, ben zaman çizgisini yaptırıyorum. Mesela karşımızdaki kişinin enerjisini eğer merak ediyorsak, yani üçüncü bir kişinin enerjisini mesela danışanlar olabiliyor. Dolayısıyla orada üçüncü bir kişinin enerjisini çağırıp zamanda geriye tabii, değil mi? Tabii yani, mutlaka. Yani hani bilmediğim hani bilmiyorum. Çok işe yarıyor, tabii enerji. Hem öyle evet. Yani, hem bilmiyorum. Geleceği hayal ettirip değil mi? Aynen. Hani bilmiyorum dediği zaman insanlar hani hayır bilmiyorsun değil biliyorsun. Bunu çağıralım. Bu bilgiler kayıtlı. Yani hani teknik şeylere girmeyelim. Hani çok tabii, karışık çok olacak. Tabii çok derin konular zaten. Yani mutlaka eğitimleri almak gerekiyor. Tabii kesinlikle. Yani şimdi aslında bu konuştuğumuz şeylerin hepsinin altında hani çok şeyler var. Yani çok. Hani biz burada hani 45 dakika, 1 saat işte her neyse tabii ki yetmez, mümkün buna değil. Mümkün değil yetmek. Hep yetmez. Dolayısıyla bunların hep bir şey söylüyoruz biz ama bunların altlarında yani, hep böyle tabii, açık doldurulması tabii kesinlikle. Yani hani birden çıkmıyor bunlar. Ya NLP ondan sonra bu hani ben hani şöyle bir şey olmuştu aslında. Bu eğitimi aldıktan sonra ya hani o kadar şey aldım hani neden olmuyor diye neden ben olmuyor, ona gelelim. Ben telefon açtım hocama dedim ki işte dedim böyle böyle dedim hani dedim başarılı olan insanları biz taklit edince dedim şey olunca bu olunca dedim hani oluyordu. Ondan sonra tabii o da bana hani bazı telkinlerde bazı şeylerde bulundu. Olmuyor. Neden olmuyor? Şu yüzden olmuyor. Çünkü bizim blokajlarımız var. Yani blokajlarımız nedir bu blokajlar? Evet, enerjetik. Nerede bu blokajlar? Evet. Bilinçaltımızda bizim. Bedenimizde ve bedenlerimizde. Beden. Şimdi bedenler kısmına hiç evet. girmeyelim. Birazcık ya şimdi biz aslında bu hani bu bedeni biz tek beden sanıyoruz ama yani aurik beden var, metafizik eterik beden var. Yani hani metafizik beden duygusal var işte duygusal var, beden. Yani bir sürü beden bir var sürü aslında. Bedenimiz hani, var, auramızda. Tabii auramız var evet. Vesaire. Dolayısıyla hani biz bu portaldan bu portalda hani değil, olan şeylerimiz var. Blokajlarımız var. Tamam hani bu eğitimler bunları şey yapıyorsunuz bir farkındalığınız gelişiyor. Dolayısıyla hani bu blokajları çözmediğiniz zaman yani siz dünyanın en eğitimli eğitmeninden eğitim de alsanız bu olmuyor. Bu blokajı çözmeniz gerekiyor. Bununla yüzleşmeniz gerekiyor. Kesinlikle yüzleşmeniz gerekiyor. Ya bir de zaten ülkemizde hani yani ülkemizde ya da dünyada ülkemizde biraz daha şey hani
bu travmatik durumlarımız bizim maalesef ülkece maalesef böyle bir durumumuz var. Yani hani travmadan, çıkamıyoruz. O drama mı bravo. Besleniyoruz değil mi? Dramı çok seviyoruz. Bravo. Yani hep filmlerimiz hani türkülerimiz, diziler yani hep bunlar hep acı empoze ediyor. Hep acılı şeyler. Tamam mı? Yani yaşanmıştır böyle şeyler. Hı-hı. Olabilir ancak ama realitede böyle değil. Peki şimdi televizyondan bahsetmişken mesela Müge Anlı, işte Serap Ezgü gibi hani bir takım bu programlar yapılıyor. Hı-hı. O programlarda cinayetler, işte tecavüz vakaları, şunlar bunlar. Peki bu programları izlemek bize bir şey mi? Bize hizmet ediyor mu daha doğrusu? Ben direkt söyleyeyim. Yani hani ben kişi olarak ya Müge Anlı ya da hani herhangi birisi için... Kişisel olarak kesinlikle hiçbir şeyimiz yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz sadece program tarzından konuşuyoruz. Yani o formatla ilgili. Formatla hatta programda ilgili değil o formatı. Evet, ben formatı söyleyeyim. Yani bana göre, benim bakış açım bu böyle, bu yönde. Yani şimdi bu formatlarda hani şey var yani zaten ülkemizde hani yeterince drama. Evet yani hani şöyle bir şey var yani eğlenin diyoruz biz insanlara bu çok şey kaçıyor. Hani eğlenmeliler aslında yani bu bir insani bir duygu insani bunların evet, beslenmesi olmak, tabii ki mutlu olmayı hak ediyoruz. Hani dolayısıyla hani bu bedeninde titreşimlerini değiştiriyor. Yani hani insanlar hani bu reality yani bu formatta olan programlarda hep yani genelde özellikle de kadınlar yani benim gözlemlediğim bilmiyorum erkekler de vardır belki. Hani... Bilmiyorum ben izlemiyorum çünkü benim ben gerçekten çok moralim bozuluyor, frekansım düşüyor ve orada insanlara bakış açım değişiyor yani negatif oluyor. Kötüleri görmek maalesef. İstemiyorum yani maalesef. Hani niye ben frekansımı düşüreyim? İzleyenlere saygım sonsuz ama hani bilerek izlesinler değil mi? Yani bir orada bir bilinç kazandıralım onlara. Ya bilinç yani bilinçaltı etkileniyor mu bu tür programlarda? Kesinlikle etkileniyor. Nasıl çok etkileniyor? Güzel. Kesinlikle etkiliyor. Şimdi televizyon zaten hani bizim beynimiz böyle renklerle çalışıyor. Biliyorsun, çok iyi biliyorsun bunları. Evet. Renklerle çalışıyor, seslerle çalışıyor. O, ve özellikle o renkler, o hayal gücü, o video. Değil mi? O televizyonun, o sihirli kutunun karşısına geçtiğimizde biz bilinçaltımızı, beynimizi yani şöyle bir açıyoruz biz orada. Yani tamamen hani biliyorsun bu teknik terimi savunmasız. Evet. Hale geliyoruz. Evet, kesinlikle. Savunmasız hale geldiğimiz zaman dolayısıyla bir de o program yapımcısı kişi ya biraz da böyle hani şeyimiz varsa hani güvenimiz varsa ve bir de mi? Böyle hani seviyorsak ve hani fenomen de birisi yani hani onu da otorite olarak da kabul ediyor direkt bilinçaltı ve bunu kesinlikle sorgulamıyor. Şimdi buradan sürekli bir enformasyon. Evet. Yani sürekli bilgi akışı bilgi değil mi? Akışı. Ama negatif bilgi akışı. Yani tabii negatif kayıt olmuyor şöyle mu? Şöyle sorayım yani hani hangi birisinde yani ne öğreniyorlar yani hani burada öğrendikleri bir şey varsa tamam okey ya da hani burada bir şey hani burada bir öğrendikleri bir şey varsa tamam okey. Ancak öğrendikleri ne? Birisine sordum bu tür programları izleyen birine dedim ki ne işe yarıyor? Yani niye izliyorsun bunu? Çünkü dedi insanlara güvenilmeyeceğini öğreniyorum. Şimdi yani diyor ki negatif bir aşılama mesela yani, örneğin. Yani işte başkalarının başına gelen kötü şeylerden ders almayı ve hani aynı durumla karşılaşmamayı öğreniyorum diyor. Evet. Yani dolayısıyla hani bunu da çoğaltıyoruz yani. Evet. Hani milyonlar hani yani şimdi zaten medya... insanlara güvenmemeyi öğreniyorsak o zaman bir de hani insanlar güvenilmez diye bilinçaltımıza kodlamış olmuyor muyuz? O zaman da sonra da ne insanlar oluyor? Bize benim problemim var. Hadi benim problemimi çöz. Ya değil yani hani böyle değil yani şöyle yani kişisel gelişim, enerji, kuantum vesaire adı her neyse bunların aksesi ya da şey. Şimdi ne yaptığımıza dikkat etmek gerekiyor. Kesin ağzımızdan çıkan her şey, izlediğimiz o şey, yediklerimiz, içtiklerimiz dolayısıyla hani bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bilinçli olmamız gerekiyor. Hani zor mu? Değil yani. Hani kolay mı? Kolay da değil. Evet evet. Bir de ben bir şey daha, yani bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bu televizyon programlarına değindik ya, bu Müge Anlılar vesaireler. Bunlar bize hizmet etmiyor. Artı bir de çizgi filmler var, masallar var. Dün hani biraz böyle bir şey yapmıştık, bahsetmiştik seninle konuşurken. Bu çizgi filmler mesela subliminal mesajlar, bunlardan biraz bize bahseder misin? Tabii edeyim. Ya şimdi az önce de dediğim gibi yani hele bu şimdi yetişkin böyleyse hani bilinçaltını ve otorite olarak kabul ediyor dedik yani bir hani ve bunu otorite yani yetişkin birisi. Evet, çocuk, yetişkin birisi. Bir de şimdi çocuk.
Yani çocuğun hiçbir şekilde yani savunmasız, yani o oradaki gelen o enformasyon, oradaki gelen o bilgi onun için kesin doğru. Annesi babası mesela hani hayır değil, o televizyondaki bilgi doğru. Kitaptaki mi? Hayır değil, o televizyondaki bilgi doğru. Çünkü yani orada ne gördüyse, çünkü onun o şeyine göre, fıtratına ve yaratılışına göre o sunuluyor. Dolayısıyla hani burada hani çok 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 farklı şeyler sunuluyor o çocukların bilinçaltlarına. Burada da hani büyük bir zafiyet var yani. Evet, özellikle şiddet içeren, şiddet değil mi? Çizgi içeren filmler var mesela. Onun dışında subliminal mesajlar, çocuklara bir takım cinsellik tabii. içerikli subliminal cinsellik mesajlar. Tabii. Yani bu saniyenin kaçta kaçıydı? Ya bu saniyene, yani mesela 24 kare var, o 25. Aha, kare evet, 25. deniyor. Onu kare. Fark etmiyorsunuz o 25. kareyi. Ama hani o bütünü, hani bilinçaltı o oradaki resmin bütününü algılıyor, direkt alıyor. Evet. Ama hani ayırmıyor. Sizin bir odaklandığınız, bir bilinçle odaklandığınız bir yer var. Evet. Ancak o şeyi ayırt edemiyor tabii ki. O yüzden çocuklara çizgi film izlettirirken biraz daha dikkatli olmak lazım. Annelerin, babaların. Değil mi? Buradan anne babalara da bir ya, mesaj vermiş hem, olalım. Hem öyle, hem annelerin, babaların da bir şekilde kendilerinde kesinlikle ve kesinlikle kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Yani hani evet, çocuk yetiştirmek zor. Bunu biliyorum. Yani hani bunun farkındayım. Doğru. Ancak yani bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani bunların olmaması için ya yani şimdi şöyle şimdi bunlar halka halka. Şimdi bu çocuk yarın öbür gün yetişkin olacak. Evet. Yani bitiyor mu? Bitmiyor. Yetişkin oluyor, okula gidiyor, işte ne bileyim yani bir yerlere geliyor, atanıyor, iş sahibi oluyor vesaire. Ama beslendiği yerler... O süreç içerisinde. O süreç içerisinde beslendiği yerler yok. Yani hani ben mesela hani bazen görüyorum hani çocukları alıp oturtuyorlar. Yani hani anne de belki hani yoruluyordur ancak hani bunun sorumluluğunu almıyorsa hani ben yapmayın yani hani bunu diye. Ya da hani, belki hani gerçekten çocuklarda da bir alışkanlık oluyor. Yani sürekli televizyonun başında ve sürekli çizgi film izlemek istiyorlar. Zaten o zaman da çocukların düşünme kapasiteleri azalıyor değil mi? Aynen tabii öyle. Tabii hayal gücü tabii. Çok daha az oluyor. Yani televizyon izlemeyen çocuklar ve izleyen çocuklar arasında da yine çok fazla fark oluyor yapılan araştırmalara göre. Öyle. Artı bir de masallara ne diyorsun? Yani masallara ya şimdi bir hipnotik dil kalıpları zaten hani bu NLP'de de yani var, NLP'de de var biliyorsun. Dolayısıyla hani aynı zamanda da şeyde de var yani hani hem şimdi sadece tek de değil bu. Masallar tamam okey. Masal kitapları vesaire. Ama şimdi izlenilen çizgi filmlerde ya da hani herhangi bir filmde de biz hipnotize olabiliyoruz. Evet. Aynen yani öyle. Yani hipnotik dil kalıpları kullanılıyor. Yani orada da hani istediği kişi, istediği markaya, istediği ürüne, hatta bunu siz hiç algılayamayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz. Böyle bir kelime içerisinde onu söyler. Evet. Hatta söylemesine bile gerek yok. Yani bunların belli teknikleri var, bazı teknikleri var. Üstüne basar, durdurur sesini. Hani o şeyi hani direkt söylemez. Önünüzden şu mikrofon, bir şey geçer mesela, şu mikrofon demez. Kare... Hani bunu şu mikrofon demez bu ancak. Bu arada mikrofonumu gösteriyorum. Sevgili arkadaşımın mikrofonuna el koydum. Nasıl ama? Çok sevdim bu mikrofonu. Bu artık bilmiyorum ya buna el koyacağım ya da yenisini alacağım kendime. Evet. Hani mikrofon hani oradan gideyim. Ha? Hani demez onu. Hani şu marka mikrofon demez. Ancak onu öyle bir ustaca bir şekilde gözüne sokar tabii, ki ustaca, sen hatta bile varmazsın. Yani işitsel olarak da sokar. Yani hani bilinçaltına girer. Görsel olarak da bunu sokar. Yani onu siz fark edemezsiniz. Yani biz fark ediyoruz tabii ki bunları. Yani hani baktığımız zaman hani onlara karşı bir... Burada bu var diyebiliyoruz. Yani diyebiliyoruz. Ancak hani ne kadar kişi bunu yapabiliyor? Ne kadar hani insan buna karşı bilinçli? Yani dikkat etmemiz lazım. Zaten hani bazen filmlerde ya da dizilerde oluyor ya baştan bir uyarı veriliyor izleyiciye. Tabii mutlaka. Ürün yerleştirme. Evet. Yani o ürün yani yerleştirmenin bunun amacı bu. Tabii aslında. Bunun amacı budur. Yani alameti farikası bu. Ya meali bu. Evet. Yani bir de ben burada masallarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Yani o masallarda üvey anneler falan var. Yani ben de mesela çocukken böyle bir korku oluşmuştu. Ya anneme bir şey olursa, ya üvey anne eline düşersem. Şimdi bunların hepsi aslında bakış açıları. Yani öyle üvey anneler var ki sanki kendi çocuğuymuş gibi çocuğa bakıyor. Çok sevgi dolu olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi de aslında negatif bakış açıları. Ya da işte mesela kurtlar değil mi insanları yiyor. İşte
şeyler var, mesela cadılar var. Ya yani hepsi yani, kötü mü? Değil. Ancak hani o şeyleri, o cımbızla bulmak gerekiyor. Yani hani evet, evet hani faydalı olan hikayeler hiç mi yok? Var, elbette ki var. Hı hı. Ya ancak ama bunları biraz... O yüzden biraz... bence de çocuklara evet. Yani özellikle masal okurken bence o masallara da dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani hem öyle dikkat... Çocuklara ben, korku aşılıyoruz bence, çünkü evet, değil mi? Evet, evet. Korkuyla yani hani korkudan işlevsel olmak. Yani evet. Değil korkudan değil de sevgiden işlevsel olsaydık. Ya da cesaretten, tabii hani cesaretten, yani hani bunları öğrenseydi. Yani sadece bir kişiyle olmuyor bunlar. Evet. Yani tek kişiyle olmuyor. O yüzden yani, biz de buradan bir mesaj vermiş evet, olalım. Yani ben lütfen. Özellikle evet. Anne ve babaları hani bu konularda hani gerçekten bir uzman gibi davranmaları gerekiyor. Gerçekten. Eğer ki ben hani çocuğuma bir şey vermek, bırakmak istiyorsam yani evet. iyi bir eğitim kesinlikle gerekiyor. Yani hani eğitim içinde hani o kadar çok maddi şeylerinize gerek yok. Biraz böyle vaktinizi hani biraz okuyarak ya da hani şu anda internet çağında biliyorsun yani videolar var, bir sürü araçlarımız var. O kadar çok ki bizim evet. zamanımızda bunlar yoktu. Maalesef yoktu. Yoktu yani 90'lı yıllarda yoktu bunlar. Kesinlikle mesela. Yoktu. Ben 90'lı yıllarda hani gazetelerin köşe yazılarını okuyordum. İşte evet. parapsikoloji deniliyordu o zamanlar. Evet. Bu metafizik şeyleri falan o zamandan evet. bu zamana ben onlarla ilgileniyorum. Gerçekten biz çok kısıtlı şartlar altındaydık. Peki, biraz da istersen senin kuantum eğitiminden bahsedelim. Sen bir de kuantum eğitimi almıştın. Evet. Kuantum eğitimini aldım. Yani biz bu NLP'den sonra oldu tabii bu. Hani NLP bana hizmet etmeyince. Yani hani belli, hizmet etmeyi demeyeyim de. Yeterli gelmedi. Yani yeterli diyelim. Gelmedi. Yani evet, hani NLP güzel tabii, bir eğitim evet. aslında ama dil kalıplarını öğretiyor değil mi? Dil kalıplarını. Sandviç işte, tekniği var, bir sürü teknik var. Evet, bak, sürü... Onlar çok güzel mesela. Evet. Dolayısıyla yani hani burada hani belirli bir farkındalığa geldim aslında NLP ile. Çünkü evet. şimdi şöyle bir şey var. NLP olmasaydı hani burada bu zaman bu olmayacaktı. Şimdi onu söyleyecektim. Yani hani biz bir eğitimi alıyoruz ama sonra evet. diyoruz ki aa evet bu güzeldi. Değil. Sen hani, ilk önce o sana lazımdı. Onu almasaydın ama ötekini de almayacaktın. Tabii. Değil mi? Basamak. Tabii bir basamak bu. Kesinlikle. Aşama aşama. Aşama aşama. Yani hani bir de şöyle bir şey var. Hani benim şu andaki bulunduğum yere ben direkt gelebilir miydim? Hayır gelemezdim. Evet. Bu bilgiyi kabul eder miydim? Hayır kabul edemezdim. Tabii. Yani bu bilgi hani bu bilgi geldiği zaman size yabancı dil gibi geliyor. Hani bilmiyorsun çünkü. Aynen, evet. Bilmediğin geliyor bir şey mu? Evet anlamıyorsun. Anlamıyorsun evet. Aynen. Bunların bir belirli aşamaları var kesinlikle. Dolayısıyla belli bir farkındalığa gelene kadar kesinlikle değil öyle. Mi? Kesinlikle bir öyle. Eğitim bir şey peki gerekiyor. Kuantum işte kuantum, evet. yani işte ben o dönem o belirli bir farkındalığa geldikten sonra titreşimim değiştikten sonra hani artık hani o şeyi bir tık daha üste çıkarmayı istiyorsunuz çünkü bir varlık olarak bunun şeyi bitmiyor. Bitmez. Yani bitmiyor. Yaşadığımız sürece aslında kesinlikle hiçbir bitmiyor. Şeyin sonu yok ki. Aynen öyle. Dolayısıyla yani ben telefon açtım işte eğitim aldığım hocam sağ olsun. Dedim ki hani böyle hani bu hani nedir bu iş falan. Ya dedi sabırlı ol dedi. Benim yanıma geldiğin zaman biz seninle dedi konuşuruz dedi. Ben tabii hani başıma ne geleceğini bilmiyorum. Ne geldi başına? Yani hiçbir şey bilmiyorum tabii. Hani ne olacağını da bilmiyorum. Sonra işte gittim. Bana kuantumun çok özel bilgilerini verdi. Atom ve atom altı parçacıkları ile ilgili. Yani onun davranışları ile ilgili. Peki biraz onlardan bahsedelim mi? Atom altı parçacıklar. Hiç bahsetmeyelim. Yani hani burası çok ben hani biraz değineyim onlara da hani çok evet. farklı yani bir konu. Aslında hani bu katı görünen şey gerçekten katı mı? Yok değil, hayır değil. Onu mikroskopik mikroskopla baktığımızda bunun hani onun tek atomunu aldığımızda burada bir titreşen bir şey var. Yani bu da biz buna da enerji diyoruz. Biliyorsun bunu formüle etti. Einstein formüle etti. Dolayısıyla hani orada o atomun bilgisini aldıktan sonra ben hani bir hafta falan bunu kendi kendime sorguladım. Çünkü hani o bilgi bana bayağı bir şey gelmişti. Hani yani, okuyorum. Tabii bana bayağı bir ağır, hani nasıl olur böyle bir şey? Yani olur mu? Olmaz mı? Şöyledir, böyledir. Hani böyle bir sorgulama içerisine tabii bunu beyin hani genişleme kapasitesi de var ya. Evet. Beyin bu şekilde genişliyor. Yani bu bilgileri aldıktan sonra tabii hani hazmediyorsunuz. Evet, onları hazmetmek zaten evet. mesele değil mi? Yani aslında hani eğitimlere de gidiyoruz ama evet. bunları
hazmetmemiz için, yani bir hani bir zaman onu bir yaşam tarzı haline evet. getirmemiz, oturtmamız için de belli bir süre. Yani kendimize süre tanımalıyız. Bir de şöyle bir şey var. Yani kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor. Yani kendiniz deneyimlemediğiniz bir şey, hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Bu benim için. Evet. Yani başkası ben deneyimlemesen de oluyor der. Beni ilgilendirmez. Hı-hı. Ancak ben deneyimlemediğim bir şeyi hani uygulamadım, deneyimlemedim bir şeyi söylemem. Evet. Kesinlikle söylemem. Hı-hı. Yani bunun hazmedilmesi gerekiyor bence. Evet. Peki kuantum eğitiminden sonra? Kuantum eğitiminden sonra tabii bazı şeyler değişmeye başladı. Artık o hani o şeydi biraz dampik yaptı, böyle bir çığır açtı. Hani o beynimde biraz böyle o şimşekleri çaktırdı. Ondan sonra hani Access hayatıma evet, girdi. Biraz Access'ten bahsedeyim. Access Bars'tan bahsedeyim. Access Bars hayatıma girdi. Bir arkadaşımın vesilesiyle. Orada bana bir seans uyguladı. Dolayısıyla hani ben bayağı bir... Nasıl bir seanstı? Seanstan yani çok sonra farklı, kendini nasıl hissettin? Aynen. Ben şöyleydim. Çok merak ettim. Aynen. Şöyle ki o seanstan sonra ben aynı ben değildim. Sonrasında. Evet. Yani kesinlikle aynı ben değildim. Hı-hı. Çünkü çok farklı bir enerjisi vardı. Çok farklı bir... Hani bunu burada, hani dün de konuştuk biliyorsun. Bunu burada istediğimiz kadar evet. anlatalım. Anlatamayız. Zaten yani hani, yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Bu anlatılacak bir şey değil. Bunu yaşayanlar, deneyimleyenler hani ama deneyimlemeyenler vardır. Ben onlar için hani biraz daha açayım. Hı-hı. Ben orada... Hani o seanstan yattım hani uzanarak yapılıyor biliyorsun. Seans öncesinde. Seans öncesinde yani bir sürü ama hani bir sürü hani bu çılgın bakış açıları diyoruz ya biz onlara. evet. Aynen bir sürü şeyler. Çılgın zihnimiz. Çılgın değil mi? Zihnimiz tabii evet. Evet zihnimiz çok çılgın. Yani kendi kendine düşünceler tabii, üretiyor. Evet kesinlikle yani sürekli düşündüm. Bir de benim hani bir obsesif durumum da vardı. hani obsesiflik bir durumum da var. Yani bir takıntı durumlarım da vardı o zaman. Seanstan sonra kalktığımda hiçbir şey yoktu kafamda. Ne güzel. Bomboş. Evet. Dedim ki burada bir şey var. Access ama özellikle ben de evet. bar seanslarından sonra böyle hissediyorum. Evet. Yani hakikaten zihni durduruyor. Sanki 7-24 meditasyon yapmış gibi oluyorsunuz evet. değil mi? Evet. Zaten hani meditasyonun da amacı nedir? Yani o zihni susturmak zihni değil susturmak, midir? Evet. Bu daha kolay ve keyifli ve eğlenceli yolu. Zorlanmadan oluyor bir de biliyorsun. Dolayısıyla bu seanstan sonra hani baktım ki hayatımda otomatik olarak bazı şeyler olmaya başladı. Ha dedim burada bir şey var. Ben dedim bunun eğitimini almalıyım. Evet. Evet. Sonra işte eğitimini aldık. Tabii bitiyor mu? Bitmiyor. Yine hani seanslar, yine eğitimler yani bu eğitimleri almaya devam ettik. Peki Access Bars o noktalardan bahsedelim mi biraz? Bahsedelim. Tabii bahsedelim. Şimdi Access Bars'ta yani temel, en evet, temel en eğitim. Temel eğitimimiz. En temel eğitiminde ne var burada? İmplant bandı var. Yani aslında hani konuştuğumuz konularla çok çok alakalı. Hepsi birbirlerini hani zincirleme bu. Evet, şimdiye kadar nedir? Biraz izleyicilerimize zincirleme bilgi verelim. Evet, verelim. İmplant bandı nedir? Burada bizim yaşamlar boyunca biriktirdiğimiz hani implant aşılama demek. Aşılama. Aşılamak. Bize implante edilmiş. Ama bu realiteden ama başka bir yerlerden, başka kişilerden vesaire. Hani örneğin annemizin, babamızın ya da hani otorite olarak kabul ettiğimiz, az önce de bahsettik. Yani o bilinçaltı ile evet. ilgili o otoritenin ya da televizyonlar işte her neyse. Burada bize hani aşırı derecede o enformasyonlar var ya hani o evet. sürekli bize o sorgulamadan alıp kabul ettiğimiz bravo. dolayısıyla hani o implant ediliyor bunlar. Bizim haberimiz olmadan, bizim şeyimiz olmadan. Yani farkında bile olmuyoruz. Farkında bilinçaltımıza direkt kayıt olarak alıyoruz. Saniyede. Yani hani birçok şey var. Binlerce veri evet, geliyor. Evet, binlerce veri geliyor. Dolayısıyla bu implant bandı noktası bunları temizliyor. Yani hani burada hani inançlar da var. Hani evet. ne gibi inançlar var? Yani burada hani obsesif de olabilirsiniz. Hani burada hani çok batıl şeylere de inanıyor olabilirsiniz. Bunu fark bile etmiyor olabilirsiniz. Evet, farkına bile varmadığımız. Yani hani aslında buradaki o şey hani fark etmediğimiz birçok şeyi hani biz fark ettirmeden silmesi o
temizlemesi o çok güzel, hı hı, kullanışlı ya hani, evet, Access'in öyle bir... Yani aslında hani böyle bir tuşa basıp değil mi şey yapmak, aynen, gibi format, evet, atmak, aynen gibi öyle, bilgisayara. Aynen, evet, hep onu öyle söylüyoruz zaten. Evet, kesinlikle öyle. Ondan sonra yani ne var mesela burada? Hı hı. Yani implant bandından sonra hani para var, kontrol var, yaratıcılık var. Yani evet, parayla ilgili mesela hani genelde hani ülkemizde de hani biraz... Evet, biraz paradan bahsedelim. Evet. Bahsedelim. Para, yani burada bizim özellikle ve paraya çok bakış açılarımız var. Yani hani para, evet, kötü, kirli, pis. İşte hani annemizden elini alıyoruz, kiri, ustamızdan, hı-hı, alıyoruz, işte arkadaşlarımızdan alıyoruz. Bir sürü hani bu konuyla ilgili bize ait olmayan bir sürü bakış açısı var. Yani, hı-hı, parayla ilgili, hı-hı, kontrolle, evet, ilgili, yaratıcılıkla ilgili. Evet, mesela ülkemizde bir de şöyle, hı-hı, de bir şey var aslında hani o İngilizcesi neydi o şeyin, yaratıcılığın? Creativity. Evet, bu alanda çok hani müthiş insanlar var, ben bunları gözlemliyorum, müthiş insanlar var, ancak hani o şeyler var ya, o dediğimiz, az önce söylediğimiz o bakış açıları, evet, var ya, bakış açıları. Evet, o parayla ilgili olsun mesela, bunlar hep bizi kapatıyor. Hani o blokaj demiştik, evet, evet, az önce. Blokaj. İşte bu blokajlar bu şekilde. Şimdi bir de ülkemizde zengin insanlarla ilgili bakış açıları da var. Tabii. Yani, evet. Paranın sadece hani ne bileyim böyle dürüst ya, olmayan yollardan kullanılabileceği gibi. Yok işte ancak hani insanları kandırırsak para kazanabiliriz, evet, zengin olabiliriz gibi bakış açıları var. Yani bir sürü. Evet, bir sürü, bir sayamayacağımız sürü kadar çok. Yani, evet. Toplumumuzda, bizim toplumumuzda özellikle çok fazla. Evet. Onun dışında evet, bu 32 noktaya bastığımız zaman ne oluyor? Yani oraya dokunduğumuz zaman özel belli prosesler var. Bu prosesleri çalıştırıyoruz. Burada enerjetik bir akış oluyor. Evet. Kişi burada ilk defa alıp kabul etme için hani yattığı, uzandığı için burada kendisini hani ve aynı zamanda uygulayan da kendisini çok iyi hissediyor. Alan da zaten hani çok iyi hissediyor. Ben en azından öyle hissettim. Evet, ama en azından hani genel, bir masaj yapılmış. Tabii tabii, en yani kötü, en kötü ihtimalle. Bir masaj, evet, en iyi ihtimalle hayatınızın değişiyor. Tümü. Evet. Yani sadece bir kısmı değil, tümü. Ciddi oranda değişiyor. Bu yani defalarca, hı-hı, bir sürü insan üzerinde hani bir kişi iki kişi değil, hani bunlar, evet, milyonlara dayanıyor neredeyse, biliyorsun. Evet. İnsanların hayatına. Hatta bilimsel olarak da kanıtlandı tabii, aslında tabii, değil mi? Access'in etkisi. Evet. Yani beyin bilimsel dalgalarını gösteren yavaşlatıyor tabii. Var. Evet, YouTube'da yani doktor bir isim, doktor neydi o doktorun ismi, şu anda hatırlamıyorum. Şey diyor geriye. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama çok iyi bir şey yapıyorsunuz diyor. Evet, evet, çok iyi bir şey. Evet, çok iyi bir şey yapıyorsunuz diyor. Hani orada seminer gibi bir şey veriyor orada doktorla geri. Evet. Ondan sonra hani başka ne bandımız var? Mesela yaratıcılık, kontrol. Kontrol etmekle ilgili hani çok şeyimiz var bizim. Evet. Bir şeyleri kontrol etme. Olmak. Yani hani mesela her şeyi kontrol etmek. Yani nedir bu kontrol etmek her şeyi? Yani o olmadan, o kontrol olmadan sanki hiçbir şey olmayacak gibi. Hayır, değil. Siz o kontrolü vazgeçtiğinizde, bunlar birer takıntı tabii. Bıraktığınızda ya çok farklı bir şekilde alanınızda akışta olmak gibi tabii. Yani. Yani hani bir sürü şeyler konuşulur bununla ilgili. Hı-hı. Ama biz kısa kısa geçiyoruz. Hem zamanımız evet, tabii ki. O zaman herkesi Access Bars eğitimlerine bekliyoruz. Evet. Benim de Perşembe günü eğitimim var. Buradan duyurmuş olayım tüm takipçilerime. Evet. Ben İzmir'deyim. Özellikle İzmir ve Ege bölgesini davet ediyorum ama aslında bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Çünkü ben aslında bir takım mazeretlerimiz, bahanelerimiz de var bizim, değil mi? Yani işte siz İzmir'desiniz, ben İstanbul'dayım, işte uzaksınız, benim param yok vesaire tarzı. Şimdi bunların hepsi birer bahane. Önce bunu bir alalım ve kabul edelim. Bunlar zihnin bize erteleme oyunları. Kendimizi nerede durduruyoruz? Ben İstanbul'a gitmiştim mesela eğitim için ve şimdi çok güzel bir eğitim var Mart ayında ve yine gitmeyi planlıyorum. Dolayısıyla mesafelerin hiçbir önemi yok aslında. Değil ya, mi? Eğitim tabii için biz nerelere gidiyoruz? Tabii, hatta tabii yurt dışında da birçok eğitim var. Dolayısıyla herkesi ben Access Bars eğitimime bekliyorum. İsteyenler bana mesaj atabilir Messenger'dan. Evet. Evet ya şimdi, mutlaka bu eğitimlere katılsınlar. Yani hani bu insanlar hani az önce onu da söyleyeyim.
Yani bu eğitimleri biz neden alıyoruz bu insanlar? Neden yani bu alıyoruz? Yani hani biz bu şeyliği, rahatlığı, o konfor, o şeyi görüyoruz. O üzerimizdeki o değişikliği, hayatımızdaki o değişikliği görüyoruz. Değil mi? Görmezsek evet. zaten hani neden şey neden yapalım eğitim ki? Alalım, neden değil mi? eğitim Yani alalım? neden boşa para harcayalım? Evet. Yani inanın insanın kendisine yapmış olduğu yatırım en büyük yatırım. Ben Yani böyle düşünüyorum. ya Ve ben de eğitim kendime yatırım yaptım. Kesinlikle öyle. Yani eğitimin şeyi yok yani bence. Hani dün de söylemiştim, hatırlıyorsun. Hı hı. Hani köpek sevmenin bile eğer bir eğitimi varsa, eğer bunu bir usta veriyorsa gitsin alsınlar. Yani bunun hiçbir şeyi yok. Evet. Yani bunun en basit bir eğitim iyisi bile olsa, kötü tabii. yani hangi Yani alanla, hangi alanda ilgileniyor, hangi alanla evet. ilgi duyuyorsanız o alanla ilgili bir eğitim bence kaçırmayın. Evet öyle yani dolayısıyla hani bunu bir masraf olarak değil de bir tabii. yatırım olarak görmek gerekiyor. Ya yatırımdan da aslında çok çok ötesi de yani evet. işte ya bunu ancak bu yaşayan işin tabii alan, yaşayan eğitimi ve alanlar tabii bilir. bu Evet. bu Yani alanın içerisinde biz aslında olan orada olasılık yaratıyoruz değil mi? Seçeneklerimiz çoğalıyor. Kesinlikle öyle. Kendimize güzel bir gelecek yaratıyoruz aslında. Kesinlikle Hı-hı. öyle. Peki o zaman bize mesela izleyicilerimiz için ne yapabilirsin? Dileklerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Biraz böyle imgelemeden Evet. bahsetsek. Aha. Ya dilekleri ben şöyle, dileklerin aslında özel bir şeyi yok. Biraz oradan bahsedelim. Hani çok özel bir şey yok. Yani nasıl diyeyim, ruhani ya da hani spiritüel bir Özel ritüeller özel vesaire ritüel. gerek Evet. var mı? Yok, Yok. yok. Hayır, öyle bir şey. Evet, böyle ritüeller şeyler var mı? Ve evet var, yapılıyor. Ancak hani var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla hani bunlar nasıl gerçekleşebilir? Hani dileklerimiz, isteklerimiz. Dolayısıyla bunlar da bir şekilde gerçekleşmek zorunda. Neden gerçekleşmek zorunda? Çünkü Neden? hani onları insanın bir varlığının hediyesi. Dolayısıyla onu başarmak zorunda. Hani istiyorsa evet bunu başarmak zorunda. Ama bunun şeyleri var, bir bedeli var. Yani nasıl bedeli var? Mesela en başında profesyonel insanlar, gerçek profesyonel insanlardan eğitimler alarak, seanslar alarak dileklerini gerçekleştirebilirler. Diyelim ki böyle imkanları yok. Yani hani Evet, imkanı olmayanlar yani için. yok demeyelim de hani hadi demiş Evet, olalım. aslında Yani bize yani göre biliyorsun. seçtiğimiz zaman Tabii zaten o ortaya oluyor. çıkıyor, Ortaya kesinlikle çıkıyor, çıkıyor. yaratıyoruz Evet. bunu. Aynen öyle. Dolayısıyla hani diyelim ki hadi öyle olan, hadi üşengeç insanlar için söyleyelim. Hani dilekler nasıl gerçekleşir? Şimdi dilekler yazmadan gerçekleşmez. Kesin. Hiçbir şekilde gerçekleşmez. Evet, kesemele. Ben söylüyorum, diyorum ki yani işte hani böyle ilk önce böyle yavaştan başlıyorum. İşte şeylerinizi hani hayattan neler bekliyorsunuz danışanlarıma. Evet. Buna maruz kalan birkaç kişi var çünkü. Ondan sonra işte diyor ki şunları 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 istiyorum. Evet tamam okey isteyebilirsin. Bunda herhangi bir sorun yok. Yanlışlık yok bunda. Okey. Bunlar da hani olur olmaz. Burada bir şeyimiz yok. Bizim bir yargımız yok. Bunları yazdın mı? Ya diyor ki şimdi akıllı ya. Hani ben diyor kafama yazdım bunu Evet, diyor. yazmak istemiyorlar. Onu ben Yani, de. kafama yazdım diyor. İyi diyorum o zaman sen kafana yazmaya devam et gibi. Yok böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Ya Kesin. üşenmeyeceğiz. Hayır, Yazacağız. üşenme. Evet. Lütfen yazın. Yazınca ne oluyor? Yazınca ne oluyor? Bilinçaltımız devreye giriyor. Harekete mi geçiyor? Tabii bilinçaltımız devreye giriyor. Yani hani çok şimdi zaten hani önemli olan biz burada neydi? Bilinçaltımızı kullanmaktı, değil mi? Evet. Bilinçaltı da bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde harekete geçiyor. Onun dışında geçmiyor. Evet. Hani bunun dışındaki o kalan şeyler yani ya hani spiritüeldir ya şeydir yani bunu hani tartışması burası değil. Ancak dileklerimiz ya da istediğimiz şeyler, hani dilek de biraz daha spiritüel şey, istediğimiz şeyler, hani hedeflediğimiz şeyler, hedeflerimiz, seçimlerimiz, aynen seçimlerimiz, evet. Dolayısıyla bunlar yazmadan, bir kağıda dökülmeden, Evet. Bu kalem bu kağıda değmeden gerçekleşmiyor. Bunları nasıl yazılır? Evet, nasıl yazabiliriz? Evet, nasıl yazabilirler? Şimdiki zamanı kullanarak. Şimdiki zamanı kullanacağız. Evet, şimdiki evet. zamanı. Gelecek zaman kullanmıyoruz, değil mi? Neden evet. kullanmıyoruz? Bir de onu Çünkü bir de söyleyelim. Bilinçaltımız şimdi de bizim anda. Anda. Anlamıyor, geçmişi anlamıyor, geleceği de anlamıyor. Hı hı. Bunu ne zaman iletirsen onu şimdi olarak kabul ediyor. Hı. Ve dolayısıyla bir hani bir sinir var, bir nöronlar var. O nöronlar harekete geçiyor. Evet. O konuyla ilgili. Bu sizin dışınızda oluyor. Spiritüel tarafı aslında biraz burası ama hani ben yine hani spiritüel tarafına hani hiç girmek istemiyorum, girmiyorum. Evet. Bu işin şeyi bu. Hı-hı. Ve dolayısıyla şu, bu da bir motive edici olsun.
Başarılı olan insanların hepsi, başarılı olan insanların hepsinin hayatlarındaki her şey kayıtlı ve yazılıdır. Bu istisnasız yazarım. Aynen öyle. Yazmak gerekiyor. Aynen öyle. Evet, şimdiki zamanı kullanacağız. Şimdiki zamanı kullanıyoruz. Peki başka? Başka nasıl? Yani hani net ulaşılabilir. Mesela ben bir araba almak istiyorum. Evet, araba almayı seçiyorum. Tabii. Nasıl yazabilirim nasıl ben bunu? Nasıl yazabilirsiniz bunu? Arabanız, alacağınız araba sizin bütçenize uygun mu? Yani uçmayacağız, değil mi? Ya şimdi mesela sizin bütçeniz, şimdi marka vermeyeyim ama hani 1.6 motora uygundur. Hani 20 bin liralık, 30 bin liralık bir otomobile uygundur. Ama şimdi siz 2.500 motor bir araba alırsanız bu sizin için gerçekçi olmaz. Yani o 2.500 motorlu olan bir otomobil hani 100 bin, 200 binden başlar. Evet. Ve bunun sıfır ve ikinci el hani durumları da var. Dolayısıyla gerçekçi olacağız. O kendimizi, zaman gerçekçi olacağız. Kendimizi, dileklerimizle ilgili. Aynen öyle. Kendimizi kandırmayacağız. Kendimizi kandırmayacağız. İnsan en çok kendisini kandırır. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, aynen öyle. Peki. Evet, araba almak istiyorum. Araba almak istiyoruz. Yani bunun bir ulaşma tarihi var. Ne marka alacaksınız? Bunun için bütçeniz ne kadar? Yani bu her şey için geçerli. Yani biz bunu araba olarak söylüyoruz şimdi biz. Yani, mesela diyelim ki sizin için Ocak, Şubat, Mart. Mart'ın sonu ya da 22'si işte ya da işte 25'i neyse. Sizin için gerçekçi tarihse bu. Gerçekçi tarihse. Evet. O tarihi atmanız gerekiyor. Yani 22 Mart'ta, 25 Mart'ta, şu tarihte, 2018 işte falan marka arabaya sahip oluyorum. Sahip oluyorum. Sahip olacağım değil. Bunu değil. Üzerine basa 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 evet, söylüyoruz. Şimdi sahip oluyorum. Yani sahibim burada hatta. Yok, sahip oluyorum deyince hani burada bir yol çizmiş de oluyoruz. Hani, yani hani böyle adım atıyoruz. Tabii, değil mi? Tabii, adım tabii. Ha, bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi tamam siz tamam, bunu yazdık. Hatta Discreet'te o hani hep söylenir tamam yani hani bununla ilgili hani çok yaşanılan şeyler var. Evet 1 milyon doları yazıp karşınıza astığınızda oluyor mu? Ya tamam olmuş olabilir. Okey olmuş olabilir. Ben bunu yargılamıyorum olabilir. Ancak adım atmadan kesin olmuyor. Evet. O zaman yani istediğiniz kadar yazalım. İsterseniz hani evin komple duvarlarını hani dolar yapıştırın ya da para yapıştırın. Siz adım atmadıktan sonra kesin evet yani hani bilinçaltımız bunu kabul ediyor okey ama siz harekete geçmedikten sonra evet. Yani ikinci kural burada temel kural harekete geçeceksiniz. Şimdi bazen seans alıyorlar mesela sonra da hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi tamam seansta biz ne yapıyoruz? Bilinçaltını temizliyoruz. Güzel negatifler gidiyor, negatif kayıtlar gidiyor, onun yerine pozitifler geliyor. Ama kapatıyoruz. Danışan bir şey yapmıyor ya da çok aşırı beklentiye giriyor. O zaman da ne oluyor? Şimdi olmadı, niye olmadı diyor bu defa. Evet, evet. Yani şimdi neden olmuyor? Yani orada bir beklenti var. Beklentisiz, yani hani beklentisiz sizin vereceğiniz o hizmetten hani çok daha fazla. Biraz da hani şişiriliyor şey. Beklenti değil. Aslında hani o sonsuz katkı alıyor mu? Evet kesinlikle alıyor. Hani bunu belki zaman içerisinde fark ediyor, belki fark ediyor, söylemiyor ama kesinlikle ve kesinlikle katkıyı alıyor. Zaten seansların sonunda da aslında biz hani o seansın sonucunda ne ortaya çıkacağını bilemiyoruz. Yani bazen ben şunu gözlemliyorum. Mesela birisine ben maddiyatla ilgili bir şey yapmıştım. Ailevi travmaları vardı. Evet. Onlara çalıştık. Sonra o arada küçücük bir temizleme yapmışız. Çocuk 2 hafta sonra bir kız arkadaş buldu ve 2 ay içerisinde de evlendi. Dolayısıyla hani o Geri'nin de söylediği yani en iyi, en kötü ihtimalle masaj, başınızda. En iyi ihtimalle hayatınız değişiyor. Hani biz aslında nasıl bir değişim olacağını da bazen bilemiyoruz. Yani orada akışta olmak. Şimdi burada şunu ekleyeyim. Tabii. Şurada bunu biraz daha destekleyeyim ben. Biraz bunu da ekleyeyim. Şimdi eğitim alıyor muyuz? Evet hani bir sürü eğitimleri, bu eğitimlerin herhangi bir yani adı olabilir. Kuantum eğitim, NLP, Access, Theta vesaire işte hani Şambala vesaire bir hani bir sürü yani var. Bir sürü eğitim var. Okey bunlar var. Evet. Şimdi ben şunu soruyorum. Hani buradaki hani profesyonel arkadaşlarıma da hani izliyorlar burada mutlaka. Hem onlara soruyorum. Yani insan olmasa yani sen ben biz olmasak bu eğitimler olur muydu?
olmazdı. Dolayısıyla hani biz o eğitimleri de hani o paravan yapıyoruz bazen kendimize. Hı hı. Değil. Hayır. Bu eğitimler sizin farkındalık seviyenizi yükseltir. Hı hı. Size bazı olasılıklar açar. Sizin hayatınızı kesin kolaylaştırır. Evet. Ama siz harekete geçmedikten sonra, seçim yapmadıktan sonra, ya size dünyanın en iyi kişisel gelişim uzmanı da gelse, en iyi şeyi de, şimdi sen de biliyorsun bunu. Hı hı. Öyle değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Yani hiç seçimler kimse, her zaman bizimle ki, ilgili. Yani, harekete geçmek, eyleme geçmek her evet. zaman bizimle ilgili. Yani kesinlikle. Yani hani ben işte bir seans aldım, işte şu oldu, bu olmadı falan, öyle bir şey yok. Ya bir seans alıyorlar mesela, hani yani, mucize bekliyorlar, sihirli bir değnek bekliyorlar. Evet, kimsenin bunu da yapmamak elinde. Lazım. Aynen ve öyle. Yani çünkü orada şifalanıyorsun. Sen bir şeyler hı-hı. değişiyor. Kesin değişiyor. Evet. Dolayısıyla ben burada aldığım bütün eğitimlere teşekkür ediyorum. Bütün evet, aldığım seanslara, evet, onları ben onurlandırıyorum gerçekten. Yani kesinlikle. Gerçekten. Yani çalıştığım tamam. bütün herkesi, eğitim aldığım herkesi evet. gerçekten onurlandırıyorum. Onurlandırıyoruz. Onlara minnettarız. Evet. Peki bize küçük bir NLP uygulaması yapabilir yapalım. Misin? Yapalım. Ben aslında şöyle bir şey düşündüm. Bir şey yani korkularla ilgili. Yani ben tamam. bunu hani çok yaşadım çünkü. Hı hı. Dolayısıyla hani bunu şey yapmak istiyorum. Hani bunu tekniği vermek istiyorum. İnsanlar bunları kullansın. Korkularını da kesin ama bırakmadan. Hı hı. Tabii kesinlikle bırakmadan. Eğer bunları şey yaparlarsa, üzerinde çalışırlarsa bu tekniğin evet, üzerinde kere sanırım çalışmak ya gerekiyor. Ya yani her ne geliyorsa yani çünkü hani diyelim ki hani bir profesyonel yardım alma imkanı yok diyelim ki. Bu korkuların üzerinde bunu çalışırlarsa bu kesin bilinçaltından silinir. Yani hani bilinçaltının çünkü bir çalışma prensibi var. Ona göre bir tekniği var. Ya yani korku fobi tekniği. Yani nedir bu? Ya yani aslında çok basit ve eğlenceli. Ve çok da şey etkili tamam. çünkü çok uyguladım ben yani hep uyguladığım her şeyde de kesin sonuç aldım yani şeyler de alır bunu uygulayanlar gerçekten uygulayanlar kesin sonuç alırlar. Ya yani nedir bu? Ya korktukları şey ne? Mesela bu soyut ya da somut olabilir. Hı-hı. Çok önemli değil. Yani korktuğu şey çok önemli değil. Mesela hani neden korkabilir insan? Başarıdan ve başarıdan. Mesela neden sınavlardan korkabilir ha, değil sınav mi? Sınav kaygısı. Mesela sınav mesela. Kaygısından. Evet. Şimdi sınav kaygısını bir nesneye dönüştürmesi gerekiyor. Hı-hı. Hayal gücünde. Hı-hı. Yani neye dönüştürebilir? Neye dönüştürebilir? Sivrisine. Sine. Ya da kolayca onu şey yapabilecek, yok edebilecek. Yani onu böcek olabilir. Böcek belki. Olabilir. Ben genelde hamam böceği ve sivrisinek diye şey yapıyorum ama hani genelde tekniği verirsen. Ama bu tabii şey değil. Yani şart değil. Başka şart bir şey değil. De başka bir şey de olabilir. Kesinlikle öyle. Ne yapacaklar bunu? Bunu küçültecekler. Hı hı. Şeyi nesneleştirdikleri o korkuyu yani o sinek oldu ya hı hı. o kaygı korku neyse. Evet. Onu sınav küçücük korku. Yaptık. Onu küçücük yaptık. Onu sinek yaptık. Ne yapıyoruz sonra? Öldürüyoruz onu. Aynen öyle. Aynen evet, öyle. Aslında. Bunu aha. nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu biraz medyatif hani şeyde durumda. Biraz medyatif durumda. Evet. Medyatif duruma nasıl geçebiliriz? Bunu gece yaparsak çok iyi olur. Uyku öncesi. Aynen olabilir. Öyle. Hı-hı. Aynen öyle. Uyku öncesi bunu yaparsak çok iyi olur. Ama şimdi sadece bir tane, kaç tane varsa. Ve bunu hissetsinler, hissederler, kesin hissederler, hislerini de koysunlar. Yani hı hı. hani özelde bir çaba da gerekmiyor. Ben bunu hep söylerim, çaba ters etki yapar. Evet. Sadece yapılacak bu. Hı hı. Yani hani şeyler var, çaba gerektiriyor. Hayır değil, çaba gerekmiyor. Sen sadece bunu yap, gerisine karışma. Hı hı. Bilinçaltını halleder zaten onu. Evet. Biz bilinçaltını niçin kullanıyoruz? İşimizi kolaylaştırsın diye. Bu da bunun gibi bir şey. Hı hı. Ne yapıyoruz? Mediyatif bir duruma geçiyoruz. Yani neler olabilir? Müzik dinleyebilir. Meditasyon müzikleri meditasyon olabilir. Meditasyon müziği dinleyebilir. Yani kendini gevşetebilir. Tütsüler falan hani böyle yani, şey yani gerek yok. Şart yani. Mı? Değil. Hayır şart yok. Değil ama şart yani varsa öyle bir imkanı yapabilir. Gevşemek buradaki esas. Evet. Nasıl gevşiyorsan gevşe. Çay içip de gevşe edebilirsin. Yani esas olan gevşemek. Hı-hı. Gevşedikten sonra buradaki o imgeleme nedir? O sınav korkusu ya da hangi korkuysa. Hı-hı. Onu küçük uğraşabileceğimiz sinektir. İşte ne bileyim o sevmediğimiz bir şey. Hani ondan şey bunu yaptığımız. Böyle bir balon da olabilir. Balon da mi? Olabilir. Balonları harika. Patlatıyoruz tabii mesela. Patlatıyoruz.
İğneyi soktum, pat, gitti. Aynen öyle. Yani hani neyse bu. Ama bu de bunu şöyle bir hissetmek lazım. Evet. Böyle hafif de o his zaten ortaya çıkar. Bunu yapsınlar. Hepsinde çalışsınlar bunu. Akşam işte hani yatsınlar, uyusunlar. Fazla şey olmaz, geçmez. O korku bilinçaltı onu emir olarak algıladığı için evet. O silinir. Belki birkaç gün üst üste yapmak. Tabii yani hani bunu evet, evet devam etmek gerekiyor. Hani korku orada duruyorsa tamam silinmemiştir. Devam etmen gerekiyor. Evet. Buradaki hani yaptım tabii olmadı değil. Kendimize bakacağız. Yani hani tabii. Gözlemleyeceğiz. Tabii tabii korkum tabii. Geçti mi, geçmedi mi? Aslında bunu sinir olduğumuz insanlar için de yapabiliriz. Biz öyle de bir uygulama yapmıştık derste hatırlıyorum. Şöyle avucuma mesela sinir olduğum birisini koymuştum. Derste uygulamayı o şekilde yaptık. Ben gönüllü oldum, koydum. Ondan sonra şimdi ne yapmak istiyorsun mesela o insanı? Yani iyice küçültüyorsun, küçültüyorsun. Yani devken mesela küçücük, aha, küçücük, küçücük. Kendini küçücük de büyütebilirsin. Evet. Kendimizi büyütebiliriz. Evet, onu küçücük yapabiliriz. Hatta bir sakız reklamı vardı, hatırlıyor musun? Orada böyle komşu, bir tane komşu vardı. Söylenip duruyordu. Sonra gibi değil mi? Küçücük. Onu çizgi reklamlarda gibi. Da çok kullanıyorlar. Tabii, aslında tabii, bu bir teknik, NLP tekniği. Reklamlarda aynen. Da sık sık kullanılıyor. Ondan sonra da işte neyse derste ben ve o tabii gene hissederek, hissetmeye çalışarak gözlerimi kapatıp ondan sonra evet şimdi ne yapmak istiyorsun? Ben şöyle yapmıştım çat diye. Değil mi? Oradaki o mesela bak şimdi bile ben hani bak nasıl? Şey, enerji. Öyle, tabii değil mi? Bir enerji. Hissetmemiz lazım. Mesela sen vurunca ben kendime geldim mesela hani orada o yok oldu. Korkutmadım seni değil mi? Yok, hayır korkmadım da hani bilinçaltı bunu hani evet, bizim aynen. Hassas ya bilinçaltımız. Şimdi ne görüyorsun? Ne duyuyorsun? Ne hissediyorsun? Evet. Aynen. Orada ne görüyorsun? Ve ne hissediyorsun? O sana ne söylüyor? Bir şey söylüyor mu? Ve çat diye olayı aynen. Bitiriyoruz. Evet. Aynen çok güzel tabii harika. Harika. Evet yani NLP'de tabii çok fazla teknik var. Tabii bir sürü bunlar teknik var. Evet basit bizim şu anda ekran karşısında verebileceğimiz pratik küçük bir şeydi. Tabii ama evet. Yani hani küçük bir şey ama bunun gerçekten işe yarayan bir şey ama. Yani öyle hani işe yaramayan bir şey. Küçük demekle zaten onu kastetmiyoruz kesinlikle. Evet. Evet önemli bir şey. Evet. Evet Gökhan'cığım sana geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Tam Manisa'lardan geldin. Ben çok teşekkür ederim buradaki izleyicilere, Kanal İzmir izleyicilerine ve yayın ekibi arkadaşlarımıza. Evet. Ve Rıdvan Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ederim. Bana bu programda yer ayırdığın için. Ben teşekkür ederim evet, geldiğin ben, için. Benim için çok güzel bir program oldu. Bence de çok keyifli oldu. Enerjetik bir program oldu. Vakit nasıl geçti ben anlamadım. Evet. Evet, evet harika bir inşallah program bir oldu. Daha gelirsin. Bekleriz i̇nşallah. Her zaman. Evet sevgili izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Umarım size katkı olabilmişimdir. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hem Yaşam Sanatı kitabını Sola Yayınlarından benim çevirdiğim bir kitap Amerika'nın duayenlerinden okumanızı tavsiye etmiştim. Parayla ilgili tüyolar var içinde demiştim. Bir de Bars eğitimim var Perşembe günü. Beklerim. Buyurun gelin. Görüşmek üzere önümüzdeki programda. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler.